Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları diliyorum. 13 Temmuz 2024 itibariyle altını değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Güzel bir haftalık kapanış yaptı diyebiliriz. Hem ons bazında hem gram bazında. Son haftalarda biraz sallantılı gidiyordu. Destek bölgelerinde zorluyordu her iki tarafta da. ABD enflasyonu verisinden sonra iyi bir görünüme büründü diyebiliriz. Şimdi ons altında başlayalım ve içim oku bulutu da açık gördüğünüz gibi. Göstergelerimiz haftalıkta pozitif bölgede devam ediyor. İçim oku bulutuna göre burada bir problem yok. Günlüğe bakacak olduğumuzda burada da görüntü güzel, yani fena değil. Ancak aşılması gereken bir direnç bölgemiz de var. Bunu da daha önceki videolarda belirtmiştik. Yine bu noktada da belirtelim. Şöyle bir direncimiz var. Kabaca 2450 dolar gibi duruyor ama aylık bazda incelediğimizde bu direnç hattı tepede minik bir nokta olarak kalsa da tarihi direnç bölgesini takip edeceğiz. Çünkü bu noktaya çok yakın seyrediyoruz gördüğünüz gibi. Burası aşılması gerekiyor ve şu an için de zorlanıyor. Şimdi altın için korkulacak bir durum yok. Neden? Önümüzde çok fazla jeopolitik riskler var. Üçüncü Dünya Savaşı konuşuluyor. Merkez bankaları altın toplamaya sürekli olarak devam ediyor. Yani çok ciddi anlamda bir talep var altına. Bu talep de devam edecek gördüğümüz kadarıyla. Buradaki hareketin yukarı yönlü kırılımı illaki gerçekleşecek. Bu yılın son çeyreği muhtemeldir ki bu hareketin başlangıcının en net hali olacak. Bizim gördüğümüz bu. Tabii yılın ikinci yarısı daha pozitif geçer demiştik ilk yarısına göre. İlk yarısını geride bıraktık. İkinci yarısının da 15 gününü hemen hemen geride bırakıyoruz. Güzel bir zamanlama diye hesaplıyoruz. Şu anda göstergelerimiz aylık RSI 75 seviyesinde gidebilecek çok fazla alanı var. Bunlar çok önemli. Asıl mevzu tabii ki gram altın. Birçoğunuz bu tarafı merak ediyorsunuz. Arkadaşlar, bu tarafa da baktığımızda hem aylıkta olsun, hem haftalıkta olsun, hem günlükte olsun göstergelerimiz pozitif. Artık bu içim oku bulutunu kaldıralım. Burada da önemli direnç bölgesini açtık. Yani ons altında henüz aşılmadı ama burada yola düştük. Bant hareketini bitirdik burada. Bant hareketi bitince yukarı doğru açılma zaten gelir demiştik. Öyle de oldu. Kısa vadeli ihlalleri takip etmiştik şu noktada. Şurada bir minik testere yaptı 3 günlük ve yukarı yönlü hareket devamı geldi. Kur tarafı da dolar TL'ye baktığımızda 33 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış yapmayı başardı. Kapanış grafiklerine göre değerlendirecek olduğumuzda tarihi zirvede bir kapanış yine gördüğünüz gibi. Bunlar güzel detaylar. Yani altın önü açık. Şuradaki baskılı hareketi de keza bitirdi. Gördüğünüz gibi bir onay da aldı burada. Burayı da yine işaretleyelim. Şu noktada. Yani altın üzmez. Bu saatten sonra artık yatırımcının yüzünü güldürür diye düşünüyorum ki biz de pozisyonlarımızı artık tercih etmiştik. Daha doğrusu ben böyle tercih etmiştim. Bunu da söylemiştim. Güzel bir noktaydı ki yine diğer bir detay ise 2050 lira seviyesinin üzerinde çok güzel bir görüntüye bürünmüştü. Bunu da yine aylık bazdaki grafikte şöyle grafiği temizleyerek baktığımızda şurası arkadaşlar önemliydi. Bakın gördüğünüz gibi bir direnç seviyesini aştık. Yani burası Papaz Brunson kriziyle birlikte 270 lira tepesi. Onun haricinde bu göstergeler sürekli olarak bu şekilde zorlanmıştı. Ancak nerede yeni döneme geçiş yaptık derseniz yeni dönemin geçiş bölgesi burası oldu. 2050 lira seviyesi. Yani bunu kur tarafında da takip ediyoruz. Artık 30'un altı imkansız demiştik bu teknik görüntülere göre. Bakın gördüğünüz gibi artık buralarda tamam, bu iş bitmiş. Yani 2000 liranın üzerinde yeni bir döneme girdik. Şimdi bunun örneğini, benzerini nerede takip etmiştik? Dolar TL'deki aylık grafikte ve geçmiş dönemde de aynı hareketler oluşmuştu. Bunlarla birlikte hep örnekler vererek anlatmıştık. Şöyle bir siyah renkte çizelim burayı da. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da şu bölge. Burası da aşağı yukarı nereye gösteriyor? Tabii 30 liranın altı son dönemde yok dedik ama artık
kırılma nerede gerçekleşmiş? Kırılma yani bu görüntüye göre şuralarda 18-18,5 hattında Merkez Bankası'nın müdahale yaptığı tepeden sonra bölgenin üstüne geçildiğinde hareket artık kopma noktasına geldi ve alevlendi. Bu saatten sonra da bu kurun dönüşü yok. Yani her düşüş artık bir fırsat mı derseniz, düşüş verirse fırsat olur. Tabii şimdi Temmuz, Ağustos ayları itibariyle kur tarafında bir şok dalgası beklenmiyor. Hatta yılın son çeyreğinde de ben beklemiyorum bu şok dalgasını. Eğer kurun 36-38 aralığına gelmesini bir şok olarak değerlendiriyorsanız tamam, bu sizin için şoktur. Ancak şok olabilmesi için 40 ve üzerinde net hareketler bize göstermesi lazım. Yani şurada 18-19 liralardan 28 liralara gitmiştik. Böyle bir sert bir hareket. Şu anda da buna benzer bir hareket beklemiyoruz dürüst olmak gerekirse. Şuradaki gibi bir hareket izlenimi daha kabul edilebilir diye düşünüyorum. Gidişat böyle. Onun haricinde gram tarafında kanal hareketinin önceki videolarda da değinmiştik. Dolar endeksine bakalım. Enflasyon verisi sonrasında. Bu tarafta zayıf seyretmeye devam ediyor. Önemli bir destek noktasında şu an 104 iğneleri zaten görüyorsunuz bu bölgede. Buradan tepki alamadığı takdirde ki alacağı da benzemiyor. Bir alt banda 102.70'lere doğru hareket kendini gösterecek. Burada da yine tepe seviyelerini kontrol ettiğimizde düşüşler dikkatimizden kaçmıyor. Bu da hareketin aşağı yönlü baskı içerisinde olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Gidişat bu tarafta da altın adına iyi arkadaşlar. 10 yıllık tahvil faizlerine geldiğimizde şöyle burada da ters korelasyon kendini gösteriyor. Zaten olması gereken de bu. Gidişat burada da artık 4.20'nin altında haftalık kapanışı gördük. Önemli bir destek noktasıydı burası. Hafta içerisinde altına iğnelenmeler geldi 4.20'nin. Bu da bu tarafın artık zayıflayacağı anlamını bize gösteriyor. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece işte Powell'dan, Fed yetkililerinden ya da ABD verilerinden bir ters köşe gelmediği sürece bu taraf aşağı doğru inecek. İlk etapta 3.87'lere doğru bir hareket izlenebilir ki olması gereken de zaten bu. Gidişat böyle arkadaşlar. Borsa için yarın özel bir video çekeceğiz. Kripto analizimizi kanalımızın topluluk bölümünde paylaştık. Linkini de buraya paylaştık. İzlemek isteyenler varsa izlesinler. Tüm katıl butonu üyelerimize açık bu videolar biliyorsunuz. Kripto tarafı. Yarın da hisse özel analizimizi gerçekleştireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Başka ne söyleyebiliriz? Tekrardan grama geldik mi? Şöyle biraz da süreye oynayalım. Haftalıktaki logaritmik kanalı takip etmek önemli. Şu an kanalın üst bandını zorluyoruz. Basit bir kanal zaten. Birçoğunuz bunu biliyor ve takip de ediyor. Sarı renk tep çizmiştik. Yine öyle olsun. Kanalı ikiye bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. İşler iyi. Şu anda 3.000-3.100 liralara doğru Ağustos sonu gibi bir beklenti oluştu. Bu kanal çok net çalışıyor. Şöyle destek dirençlere de bakacak olduğunuzda şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi kesik çizgili olan bölge kanalı ikiye ayırıyor. Üstünde ise destek oluyor. Altında ise direnç oluyor o bölge. En son nerede kırmışız? 1360 lira seviyesinde kanalı kırıp rotayı böyle düzeltmeler yapa yapa işte 1 ay, 2 ay gibi, 3 ay gibi yatayda baskılanmalar görmüşüz ve yukarı yönlü hareketler hep devam etti. Hep söylenildiği gibi her düşüş bir alım fırsatı mı oldu? Evet, altında öyle oluyor. Artık bu saatten sonra alım fırsatı verir mi vermez mi? Burası çok düşündürücü. Bence çok fazla bir alım fırsatı vermez. Artı kur çarpanı da hesap edilmeli diye düşünüyorum. Orada da yine şöyle ufaktan bir bakacak olursak şunu bir temizleyelim. Kanal hareketi de burada çizmiştik yanılmıyorsam daha önce. Evet, burada da güzel çalışmıştı bu kanalımız. Şöyle biraz netleştirelim. Burada da kanalın üst bandı 38-39
38-39 liraları gösteriyor ama bu biraz zamana oyalanacak. Yani şuradaki fiyat hareketliliğine baktığımızda, düzeltmelere baktığımızda bu eğri bu şekilde yıl sonuna kadar devam edecek. Yıl sonu da yani kanalı kırmaz diye düşünüyorum. Kanalın kırılması 2025 itibariyle gerçekleşecek. Ama bu 2025'in ikinci yarısında bulabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü burada zamana oynayacaklar ve bir para girişi var ülkemize. Bir döviz girişi var. Kur korumalı da çözülme var. Yani dövize bir talep yok iç piyasada. Bu da kurun bir dengede hareket etmesini ya da sert kur ataklarını önleyen görüntü. O yüzden bu tarafa çok umut bağlamamak gerekiyor. Halen son günlerde, son haftalarda işte kur şokunun yaşanacağına dair analizler, paylaşanlar var. Hepsi havacıva. Rakamlara riayet edin, teknik analize riayet edin. Ben dahil kimsenin söylediğiyle hareket etmeyin. Benimki de bir farklı bakış açısı sadece. Kur tarafı sene sonu 40 lirayı geçmesi mümkün görünmüyor. Hatta 38 bile şu anki gidişata göre anca karşılanır. Çok sürpriz durumlar hariç. Bunu her zaman için zaten biliyorsunuz. Anlık olarak piyasa bu tarz haber akışlarından her an etkilenebilir. 13 Temmuz 2027 itibariyle altını ekstra pozitif bulduğumu bir kez daha belirteyim. Tavsiye niteliği olmadan. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.